Herkese merhaba, YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. İlk defa tanışıyorsak tatlıca anne kıymet ben. Ekmeklerimin inceden çıtırtısıyla sizi baş başa bıraktım biraz videonun başında. Mis gibi ekmek hazırlayacağız. Tam da şu dönemde hem yapımı kolay hem de az malzemeli. Herkesin yapabileceği mis gibi çıtır çıtır ekmeklerimiz hazır olacak. İster dondurucuda muhafaza edin, ister hemen yemelik. Yarım paket yaş mayamız var arkadaşlar. Derince bir kabın içerisine yarım paket yaş mayamızı alıyoruz. Üzerine bir su bardağından bir parmak eksik ılık su ekliyoruz. Bir tatlı kaşığı şeker ekliyoruz. Ve 4 yemek kaşığı yoğurt ekliyoruz. Yoğurdumuzu eklemeden önce tahta kaşıkla mutlaka maya iyice eriyene kadar güzelce karıştıralım. Yoğurdumuzu ekledikten sonra 4 su bardağı unumuz var. 4 su bardağı undan sonra 1 tatlı kaşığı tuz ekliyoruz ve elimizle hamurumuzu toparlamaya başlıyoruz. Bu işlemi isterseniz yoğurma makineniz varsa onda da yapabilirsiniz. Hamurumuzu güzelce toparladıktan sonra elimize yapışan hamurları temizlemek için elimizi mutlaka yıkayalım ve tekrar temiz elle yoğurmaya devam edelim. Bu şekilde elimize gördüğünüz gibi biraz daha az yapışacaktır. Çok önemli bir püf noktasıdır. Eğer sürekli hamur olan bir elle yoğurursak sürekli un eklemek zorunda kalırız. Bu da bizim istemediğimiz bir şey. Hamur kabımızın kapağını kapatıyoruz ve isterseniz buzdolabında isterseniz dışarıda mayalandırabileceğiniz bir hamurdur bu. Akşamdan yoğurabilir, sabah fırına verebilirsiniz ya da isterseniz oda sıcaklığında 1 saat bekletip ekmeklerinizi hazırlayabilirsiniz. Açıklamalar kısmına yine püf noktalarını eklemiş olacağım. İyice mayalanan hamurumuzu silkopat üzerine ya da tezgah üzerine alabilirsiniz. Mümkün olduğu kadar yardımcı bir aletle kabın içerisinden boşaltırsanız hamurumuzu çok fazla zedelememiş oluruz. Hamurumuzu birkaç kere katlayıp yoğurduktan sonra ikiye kesiyoruz ve ikiye kestiğimiz hamurları da dörde kesip 8 eşit parça elde ediyoruz. Kestiğimiz küçük hamurları elimizle birazcık sıvı yağ sürerek tezgahın üzerinde katlama işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Katlama işlemi ekmek yaparken çok önemli, çok önemli bir püf noktasıdır. Lütfen atlamayalım. Mümkün olduğu kadar parmak uçlarımızla biraz sıvı yağ sürelim ve parmak uçlarımızla hamur çok fazla zedelemeden dıştan içeri doğru videoda gördüğünüz gibi katlayalım. Emin olun ekmekleriniz çok ama çok çok güzel olacak. Ekmek yapımında arkadaşlar suyun ılıklığı çok önemli. Bunun içinde yoğurt da var. Yoğurdu da bir 15-20 dakika önceden buzdolabından çıkartırsanız çok iyi olur. Katlama işlemine yine bir kere daha bakalım. Katlama işlemi çok önemlidir. Lütfen atlamayalım. Ne kadar böyle dıştan içe güzel bir şekilde katlarsanız ekmeğiniz o kadar güzel pişer. Sonra da benim verdiğim gibi böyle minik yuvarlak ya da oval şekiller verebilirsiniz. Nasıl isterseniz. Yağlı kağıt üzerine aldığım hamurlarımın üzerine temiz bir mutfak bezi örtüyorum ve 40-45 dakika kadar tezgah üzerinde oda sıcaklığında bekletiyorum ki tepsi mayası güzel olsun. Maya süresi artık bitti ve şimdi de ekmeklerimin üzerine keskin bir bıçakla yanlarından ya da ortalarından 1 santim derinliğinde olacak kadar çizik atıyoruz. Nasıl çiziyoruz peki ekmeklerimizi? Birer kere çiziyoruz gördüğünüz gibi. Sonra yükselmeye başlayacaktır. Tekrar baştan aşağı bir kez daha geçebilirsiniz ekmeklerinizin üzerinden şekli bozulmasın diye. İsterseniz ortadan isterseniz yan taraftan ekmeklerinizi kesebilirsiniz. Bütün ekmeklerime yan taraflardan güzel bir şekilde çizikler attım. Üzerine de çok ince bir tabaka olacak şekilde un serpiştirdim. Ve 220 derecede arkadaşlar yaklaşık 30 dakika kadar pişirdim. Ekmeklerimi pişirirken ısıya dayanıklı 2 adet küçük sütlaç güveç kaselerine su koydum ve fırınımın bir sağına ve bir soluna yerleştirdim. İlk 15 dakika kasedeki sularla pişirdim nemli bir ortam yaratmak için. Sonra da kaseleri aldım ve 15-20 dakikada öyle pişirdim. Kontrollü pişirin lütfen. Her fırın farklılık gösterebilir ama 30 dakika zaten garanti pişiyor. 30 olabilir, 35 olabilir. 220 derece gayet idealdir bütün fırınlar için. Bu arada su olayını çok önemli bir püf noktasıdır. Lütfen atlamayın. Dışı çıtır, içi yumuşak olsun istiyorsanız mutlaka ısıya dayanıklı bir kaba su koyup fırınıza yerleştirmeyi unutmayın. Kesinlikle yumuşacık bir hamur, eli hafif yapışan bir hamur olması gerekiyor. Un miktarının lütfen çok fazla dışına çıkmayın. Tabii ki unun markasına göre birkaç kaşık daha eklenebilir, azaltılabilir. Ama elimizi yıkayıp
yapışkan o hamurdan kurtulup tekrar hafif sıvı yağ ya da unlayıp devam edersek eğer yoğurma işlemine gerçekten daha güzel sonuç alırız. Sormak istediğiniz bir şey olursa yorum kısmına sorun. Elimden geldiğince sık sık bakmaya çalışıyorum. Seve seve cevaplarım. İnşallah siz de dener ve beğenirsiniz. Hoşça kalın.